Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arısı Oyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyar Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına Sardunya'nın bir diğer çeşidi olan Ceylan Gözü çiçeğimle geldim. Biliyorsunuz Sardunya'nın çok benzer çiçek neredeyse Sardunya türlerinden geliyor dostlarım. Çoğu kişi ceylan gözü demiyor. Bu çiçeğe de Sardunya diyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Yaprakların canlılıklarını görüyorsunuz değil mi güzel dostlarım? Şöyle sesini duyuyorsunuz. Hışır hışır ediyor yani. Yani bu da yaprağının canlı ve güzel olduğunu gösteriyor. Şöyle bir uzak çekim yapayım. Evet. Dostlarım şöyle göstereyim bir de arka tarafını. Teneke kutudadır. Genellikle çiçeklerimi böyle teneke kutulara ekmeyi çok seviyorum. Niye diye sorarsanız bildiğiniz üzere biz daha önce çiçeklere hani çivi veriyorduk. Paslanmış çivinin suyunu veriyorduk. Neden veriyorduk? Bir işlem yapıyorduk. Her sulam hani demir vitaminini geçsin. Çiçeklerimiz daha coşkulu, daha güzel olsun diye yapıyorduk. Ama böyle kaymak kutuları olsun, zeytin tenekeleri olsun, yağ tenekeleri olsun, küçük yağ tenekeleri. Böyle teneke kutularına çiçekler ekerseniz, şuradan göstermek istiyorum. Bakın, buraları küf, görüyorsunuz değil mi? Her sulamada bu küfünü çiçeğe verir ve çiçeklerimiz güzel sonuçlar alırız. Böyle gür. Daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü D vitaminini alan çiçekler her zaman bir tık öndedir. Yani daha güzelliği açarlar. Bakın şekilada da gördüğünüz gibi güzel dostlarım. Yani her tarafı yemyeşil olan çiçeğim. Bakın bu orta kısımdan da tekrardan yaprak vermeye başlıyor. Bu biraz nazlı bir çiçektir. Ceylan gözü çiçeği biraz nazlıdır. Açması biraz zamana alır. Bugün bunu açtırmak için bir işlem uygulayacağım. Burada da güzel dostlarım cam güzeli çiçeğim var. Cam güzeli çiçeği çok hassas ve narin bir çiçektir. Yerini değiştirdiğiniz takdirde böyle bir kötüleşebilir. Bakın ben yerini değiştirmek zorunda kaldım. Bildiğiniz üzere benim bu cam güzeli çiçeğim çok güzeldi. Çok güzeldi, çok yapraklıydı. Hala yaprağında canlılıklarında bir problem yok dallarında ama şöyle bir kötüledi. Kötülemesinin sebebini söyleyeyim. Daha önce dışarıda duruyordu ve benim bu cam güzel çiçeğim dışarıyı çok sevdi. Normalde bazı türler cam güzelleri dışarıyı sevmezler. İçeriye aldıktan birkaç ay sonra daha açtı. Daha sonra ben bunu oturma odamda, hani küçük odam var, oturma odamla masanın üzerine koymuştum. Bu sefer de çok ayak altında oldu. Benim küçük 2 yaşında bir kızım var. Geldi gitti kırdı. Zaten bu cam güzeli çiçekteyken şöyle bir problem oluyor. Mesela cam güzeliniz çiçekteyken çiçek açtığı dönem dalından kırıp hani ekmek için hani veya bir arkadaşınıza fide verdiğiniz zaman aksi takdirde bu cam güzel çiçeği küsüyor ve bir daha açmıyor. Ki bu daha önce de bizim başımıza gelmişti. Benim kızım da yapraklarından böyle teker teker kopararak cam güzel çiçeğimi küstürdü. Ve ben bu cam küsen cam güzel çiçeğim böyle bir kötüledi. Çünkü geldi gitti kopardı. Daha sonra bunun üzerine yetmiyormuş gibi bir de zaten normalde yerinin değişmesini hiç sevmez bu cam güzeli türleri. Ben de dedim bu hani çiçek iyice de mahvoluyor. En iyisi yerini değiştireyim dedim. Ve yerini değiştirdikten sonra da biraz daha kötüledi. Çünkü çok nazlı bir çiçek olduğu için hani hemen fark ediyor. Şimdi bunu yeni yerine alıştırmaya çalışıyorum. Ama kötüledi ama yine de şu kısımdan tekrardan yaprak vermeye başladı. Ufak ufak kendini de topluyor. Daha da kötüydü geçen haftalarda. Ben bunları hayata döndürmek için daha da güzel olmaları için bugün bir sizlere uygulama anlatacağım. Sizin de yapmanız gereken muhakkak türler demirdir. Yapacağım uygulamayı zaten herkes çoğu bilen bilir. Güzel dostlarım. Şimdi ben size uygulamaya geçeceğim ve
anlatacağım. Şöyle iki çiçeğimi yan yana getireyim. Uzaktan çekeyim. Cam güzeli çiçeğim ne kadar hani yıprandığına şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Bildiğiniz üzere her tarafında yaprak vardı benim bu çiçeğim. Muhakkak bakın bu cam güzeli hakkında benim dediklerime kulak asın. Yani çiçekteyken sakın fide vermeyin ve hani ortada durmasın ve yerini değiştirmeyin. Çünkü cam güzeli çiçeği çok çabuk küsen bir çiçektir. Dostlarım şöyle gördüğünüz üzere önümde 1 litre suyum var. Dinlendirilmiş 1 litre su. Ilık olacak muhakkak. Çünkü artık kış aylarındayız. Doğrudan çeşmeden suladığınızda soğuk sular çiçeklerinize zarar verebilir. Şurada da elimde de B12 vitamini var güzel dostlarım. Herhangi B12 vitamini olabilir. B12 vitamini eksikliğim vardı. Doktor bana iğne mi ilaç mı ondan sonra dediğinde hap mı dediğinde ben iğne demiştim. Vurulmuştum ve bir iki tane iğnem kalmıştı. Ve ben bu kalan iğneleri çiçeklerime uyguluyorum. Şöyle kırayım şunu bir. Kıramadım. Durun dostlarım. Şimdi bunu kırmak zor. Bunu ben hemen kırayım. Hemen geliyorum. Evet dostlarım. Şöyle kırdım. B12'mi döküyorum. Benim daha önce bir tane daha vardı böyle. Kırmızı şeklindeydi. Bunu beyaz şeklinde vermiş. Artık dozundan mı şeyinden mi? Evet. Bir şişe B12 vitaminini kırdım. Şimdi bunu karıştıracağım ve çiçeklerime güzelce birer çay bardağı kadar vereceğim. Çiçeklerime verirken de sizlere faydalarından bahsedeceğim. Ne tür faydaları var, neden vermeliyiz ve yani bu işlemi niye yaptığımız hakkında bilgiler vereceğim. Dostlarım karıştırdığım B12 vitaminimi bakın 1 litre suya bir şase deniliyor yani bir küçük tüple karıştırdığım B12 vitaminini şöyle birer çay bardağı gelecek şekilde çiçeklerime ilave edeceğim. Arkadaşlar B12 vitamini aynı şekilde D vitamini gibi çok güçlü bir vitamindir. Çiçeklere tam bir çiçek coşturan, ayrıyeten de güçlenmesini sağlayan, gür bir çiçek, hani gürleştirmesini sağlayan bir formüldür. Tekrar söylüyorum. Daha önce folik asit kullanmıştık. Hamilelerin kullandığı folik asit. O da çok fayda ediyor. Eğiniz eğer vardı muhakkak hepimizin B12 eksikliği D vitamini eksikliği olduğu için eğimizde D vitamini damlası B12 iğnesi vardır. D vitamini damlasından muhakkak atmayın. Elinizde bulundurun. Eğer kullanmıyorsanız da bu tarz şeyleri B12 vitamininizi atmayın. Çiçeklerinize uygulayın. Gerçekten çok güzel etki ediyor. Ve güzelce gürleşip canlaşmasını sağlıyor. Çünkü ben D vitamini olsun hamilelik döneminde kalan folik asitleri falan hiç atmadım. Ondan sonra onları kullanıyorum. Bu uygulamayı 3 ayda bir yapabilirsiniz. Eğer çiçeğiniz benim gibi cam güzeli çiçeğiniz ben küstüyse yani bir tek cam güzeli değil arkadaşlar. Melek kanadı olur. Diğer tür salon çiçekleri olur. Böyle bir kötüleştiğini anladığınız anda böyle D vitamini de uygulaması yapabilirsiniz. Damlanız varsa o da çok faydası olur. Aynı şekilde B12 de olabilir. Folik asit de yapabilirsiniz. Hiç problem olmaz. Aynı şekilde mesela D vitamini nasıl uygulayabilirsiniz? Bir yemek kaşığı damlayıp 1 litre suya karıştırıp öyle de hani suyla seyreltip öyle de yapabilirsiniz. Folik asit de daha önce videolarım var izleyebilirsiniz. Yani vitamin türü hiçbir şey atmayın dostlarım. Çiçeklerimize uyguluyoruz. Ve çiçeklerimize gerçekten çok faydası var. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Güzel dostlarım. Arusol Hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atarsanız beni çok ama çok mutlu ederseniz tekrardan Arusol Hobileri YouTube Instagram adresim var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz. Size en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güzel dostlarım.